Önce kabızlığa değindik. İsterseniz biraz da kabızlıktan bahsedelim dediğiniz gibi. Yani birçok hastalığın en önemli nedeni dediniz. Biraz ona da değinelim dilerseniz. Evet. Kabızlıkla ilgili işte mantarların, bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Sinir uçları bu virüs denen kanalların içerisinde bir toplar damarlar, iki atar damar, üç sinir çok hassas sinir lifleri var, sinir hücreleri. Buradaki sinirler hassasiyetini kaybettiği için sürekli beyne sinirler mesaj göndermesi gerekir. İşte burada doldu artık boşanma zamanı demesi gerekir. Ama sinir uçları hassasiyetini kaybettiği için mesaj gitmiyor. Uyarı vermiyor. Sinir uçlarındaki bülüs denen kanalların içindeki sinirlerde hassasiyet kaybolduğu için kabız oluyor kişi. Bu nedenle bunun tedavisi acil kabızlık. Tabii sağlıksız beslenme de bunu tetikliyor. Mesela kuru gıdalar yemek. Şimdi mesela insanlar bugün günümüzde Türkiye'de herkes nasıl besleniyor? Sofraya oturuyor, çorba, arkasından kuru fasulye, pilav, nohut, mercimek, kuru gıdalar yiyor. Hamurlu şeyler yiyor. Oysa sofraya oturduğunda kişinin öncelikle meyve yiyebilir. Mesela çorbadan önce. Veya salata yiyebilir. Salata, meyve yediği zaman yemekten önce bu posalı, lifli gıdalar bağırsak da peristaltik hareket dediğimiz bağırsakları hareketlendirir. Peristaltik hareket kazandırır. Böylece içeride herhangi bir pislik kalmaz. Ne varsa dışarı atar. Fakat biz ne yapıyoruz? Yanlış besleniyoruz. Peygamber Efendimiz de kendisi zamanında sofraya oturduğunda salata veya meyve önce yemiş, sonra kuru gıdalar tüketmiş. Zaten Peygamberimizin hayatı hep oruçla geçmiş. 260, 365 günün 240 gününü yani üçte ikisini aşağı yukarı oruçla geçirmiş. Evet. Hep oruçla geçtiği için ona örnek alamayız. Bizim gibi değil tabii. Şimdi Avrupa'da da insanlar nasıl besleniyor? Önce salata yiyor. Çorba değil. Yemeye başladığında önce salata, arkasından çorba, arkasından diğer kuru gıdalar. Bu şekilde bağırsaklar. Ayrıca salata yediniz. Salatadaki sebzenin veya meyve salatası. Bağırsakların absorbe edebilmesi için salataya mutlak suretle sirke, limon suyu, zeytinyağı. Üçünün katılması gerekir. Bugün bazıları sirke katmıyor. Bazıları zeytinyağı katmıyor. Bazıları. Mutlak suretle salataya sirke, limon suyu, zeytinyağı katılmalı. Katılırsa ne olur? Kişiye doymuşluk hissi verir. Kolay kolay acıkmaz. Midede yarım saat kalacak olan, kalması gereken, normal şartlarda kalan salata, yarım saat kalan salata 3-4 saat kalır. Bağırsaklarda 2-3 saat kalan salata, eğer ki limon suyu, sirke, zeytinyağı katılarak yenirse bağırsaklarda 7-8 saat kalır. Böylece kişiye doymuşluk hissi verir. Kolay kolay acıkmaz. Hemen bir şeyler atıştırmaya kalkmaz. Bir. İkincisi, zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılan salatalardaki vitamin, mineral, enzim, glikozun emilimi en yüksek oranda olur. Tavan yapar. Yani yediği her şeyi hazmeder. Fakat bunlar katılmadı mı? Zeytinyağı, limon suyu, sirke katılmayan salatadaki vitamin, mineral, enzim, emilimi çok az olur. Minimum seviyededir. Yani işlenmez şekilde dışarı çıkar. Bu nedenle mutlak suretle yemekten önce salata yenmeli. Ve salataya mutlak suretle bu üçü katılmalı. Eğer kişi beslenmesini değiştirir ve bu şekilde beslenirse ileride herhangi bir kabızlık problemi olmaz. Bir de yatmadan önce kişinin mutlaka alışkanlık haline getirmesi gerekir. Bir kase yoğurt,
her akşam yatmadan önce herkesin mutlaka yemesi gerekir. Neden? Çünkü akşam ağır yemek yerine bir kase yoğurt yerse kişi bağırsak florası, bağırsaktaki faydalı bakteriler çoğalır, zararlı bakteri ve mantarlar azalır. Bağırsaktaki bozulan denge tekrar normala döner. Evet. Yani akşam ağır yemek yerine yoğurt yemek gerekir. Hı hı. Çok çok faydalı, çok ideal. Bağırsak florasının normale dönmesi, hazım için vesaire. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları yine saat 20.30'da sizlerle olmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.